MacBook'unuzda müziği görebildiğinizi biliyor muydunuz? Müzik uygulaması dinlediğiniz şarkıya göre kendini ayarlayan rengarenk bir ışık verir. Uygulamayı açıp Command artı T tuşlarına basarak gösteriyi başlatabilirsiniz. Shift artı Slash tuşlarına basmak klavye kontrollerini görmenizi sağlar. M, ekran ayarını değiştirirken A ve S gösterinizden bazı parçaları çıkarmanızı sağlar. I tuşuna basarak dinlediğiniz müzik hakkındaki bilgileri görüp izleyebilirsiniz. Çok meşgul olduğunuz zamanlarda ya da önünüzdeki yazıyı duymanız gerektiğinde Mac'iniz sizin için onu sesli okuyabilir. Seslendirilen içeriği açıp bu özellikten yararlanmak için sistem tercihlerinin altında erişebilirlik menüsünü açın ve ilgili kısmı seçin. Ses seçeneğinin yanındaki kutuya tıklayın. Artık bu özelliği bir kısa yol ile etkinleştirebileceksiniz. Bunun için Option artı Escape tuşları varsayılan yoldur ama size nasıl rahat geliyorsa öyle değiştirebilirsiniz. Sistem seslerini açarak aşağıya doğru açılan menüyü okutabilir ve okuma hızını bir kaplumbağadan yani aşırı yavaştan bir tavşana yani tam tersine çekebilirsiniz. Çoğu Mac kullanıcısı ekran görüntülerini Command artı Shift artı 3'e basarak alır. Oradaki 3'ü 4 ile değiştirirseniz ekranın hangi kısmını almak isterseniz orayı alabilirsiniz. Command artı Shift artı 5'i kullanmayı denerseniz tam teşekküllü bir ekran görüntüsü menüsü açarsınız. Buradan hem ekran görüntüsü alabilir hem de kayıt yapabilirsiniz. Ayrıca kaydın ne kadar yer kaplayacağını görebilir, kayıt adresini seçebilir ve imlecin görünüp görünmeyeceğini seçebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın sesini tam olarak istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. AirPod'larınızı mıknatıslarıyla MacBook'unuzun üstüne asın. Shift ve Option tuşlarına aynı anda basıp ses miktarını normalde ayarladığınız gibi ayarlayın. Bu sefer çok daha ince ayarlarda değiştirip tam istediğiniz seviyeye getirebileceğinizi göreceksiniz. Ekranınızı kilitlemek için Mac'inizde özel ayarlanmış bölgeler seçebilirsiniz. Bildirim merkezi ya da Launchpad'i açıp ekranı uyku moduna alın ya da bir saniye içinde ekran koruyucuyu çalıştırın. Sol üstteki Apple logosuna tıklayıp sistem tercihlerini seçin. Ardından görev kontrole gelin. Ekranınızda yeni bir pencere göreceksiniz. Pencerenin sol alt köşesinden Hot Corners'a tıklayın. Buradan ekranınızın dört köşesi için de bir aksiyon seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 9 seçeneğin arasından seçebilirsiniz. Hadi görev kontrolü sağ alta atamaya çalışalım. İşte bu kadar. Tamam'a tıklayın. Mouse'unuzu ya da trackpad'i aniden hareket ettirerek Hot Corner'larınızı çalıştırabilirsiniz. Ayrıca bu köşeleri kazara çalıştırmamak için Shift, Option ya da Command gibi engelleyici bir tuş da atayabilirsiniz. Eğer herhangi bir sebepten Hot Corner'lardan birini ya da hepsini kapatmak isterseniz aynı yolu takip edip eksi işaretine tıklayın. Sesin Apple Müzik ya da arka plandaki YouTube videosundan geliyor olması fark etmez. Onu kapsamlı medya oynatıcısından kontrol edebilirsiniz. Sistem tercihleri menüsünü açıp Dock ve Menü çubuğunu ve Şimdi Çalıyor'u açmalısınız. Menüde göster ayarını açarak küçük ikonu aktifleştirmelisiniz. Bu ikonun sürekli mi kalacağına ya da sadece bir müzik çaldığında mı çıkacağına karar verebilirsiniz. Artık arka plandaki sesi durdurmak, oynatmak ya da ayarlamak için ekranlarınız arasında gidip gelmenize gerek kalmayacaktır. Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaktan sıkılırsanız otomatik doldur özelliğini ayarlayarak sizin yerinize yazmasını sağlayabilirsiniz. Sol üstteki Apple logosuna tıklayıp sistem tercihlerini açın. Ardından klavye kısmına gidin ve metine tıklayın. Sol alttaki artı işaretine basıp en sık kullandığınız kelimeler için kendi kısaltmalarınızı yazın. E-mail adresiniz için bile bir tane koyabilirsiniz. Kaydete tıklayın. Artık ne zaman bu kelimeyi yazarsanız onu uzun haliyle değiştirmek için bir tavsiye alacaksınız. Spotlight arama menüsünü açmak için Command artı Option'a ya da ekranın sol üst köşesindeki büyütece tıklayabilirsiniz. Command artı I'ya basarak arama sonuçları arasında gezebilir ya da her biri hakkında bilgiye erişebilirsiniz. Ayrıca her bir sonucun üzerindeyken Command artı Option tuşlarına basarak konumlarını görebilirsiniz. Spotlight sadece arama işlevselliğini konuşturmaz. Aynı zamanda basit hesaplamalar ve hatta birin dönüşümleri yapar. $5000 yazarsanız onu anında sistem tercihlerindeki dil ve bölgede bulunan yerel para birimine çevirir. Diğer sonuçlar da sık kullanılan para birimleriyle ilgili olacaktır. Aynı işlev ağırlık ve uzunluk gibi ölçüm birimlerinde de kullanılabilir. 15 taşın pound ağırlığı yazın. Cevapla birlikte birkaç alternatif de görebilirsiniz.
Spotlight menüsünü kapatmak için Escape tuşuna iki kere basın. iPhone'unuzdan Mac'inize hızlıca yazı taşımak isterseniz iki aygıtta da Bluetooth ve Wi-Fi'ye açın. Aynı iCloud'a bağlı olduğunuzdan emin olun. Mac'inizde not uygulamasını açın ve yeni bir not oluşturun. İki parmağınızla dokunup menüyü aşağı doğru çekerek açın ve iPhone ya da iPad'inizden dilediğiniz yazıyı buradan ekleyin. Çevredeki bütün cihazları görüp aralarından seçim yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu cihazları bir tarayıcı olarak kullanabilirsiniz. Kontrole basarak belge üzerindeki herhangi bir noktaya dokunun ve iPhone ya da iPad'den taşı seçeneğine tıklayın. Artık dizüstünüzde bir sunuma yerleştirmek için görüntü alabilir ya da bir belgeyi tarayarak PDF halini dizüstünüze kaydedebilirsiniz. İmzanızı dizüstünüzdeki herhangi bir PDF belgesine ekleyebilirsiniz. Ön izleme uygulamasını açıp, görüntüle menüsünden işaretleme aracını göstere gidip imza ikonuna tıklayabilirsiniz. Trackpad ya da bir dijital kalemle imzanızı atabilirsiniz. Çizim yeteneklerinize güvenmiyorsanız kamera seçeneğine gidin. İmzanızı beyaz bir kağıda atıp Mac'inizin üstündeki kameraya doğru tutun. İmzanız pencerede belirlen mavi çizgiyle eşit görünmelidir. Pencerede göründükten sonra tamama tıklayabilirsiniz. Masaüstünüz çok mu dağınık? Orayı toplamanın en kolay yolu yığınlar özelliğini kullanmaktır. Masaüstünüzün boş bir noktasına sağ tıklayın ve yığınları kullanı seçin. Bu aşamadan sonra macOS sizin seçtiğiniz kriterlere göre bütün dosya, klasör, belge, görüntü ve diğer eşyalarınızı mantıklı şekilde derlemeler halinde ayırır. Yığınlar bunu dosya türü, eklenme, oluşturulma, son açılma ya da değiştirilme tarihi ya da etiketlere göre yapabilir. Hadi dosyalarınızı oluşturuldukları güne göre düzenleyelim. İşte bu kadar. Masaüstünüz artık mükemmel görünüyor. Şimdi de bir yığındaki dosyaları görmek için üstüne tıklamanız yeter. Yığının içindekileri ve hangi yığın olduğunu anlamanızı sağlayacak bir ok işaretini isimde görebilirsiniz. Yığınlardan herhangi bir sebeple sıkılırsanız masaüstünüze tekrar sağ tıklayıp yığınlar seçeneğini kaldırmanız yeterli olacaktır. Daha fazla masaüstü alanı açmak için doku gizleyebilirsiniz. Apple logosuna tıklayarak menüyü açın. Sistem tercihlerini seçin. Sıradaki pencerede Dock ve menü çubuğunu açın. Buradan doku otomatik olarak gizle ve gösteri seçin. MacBook'unuzda gizli bir not oluşturmak için uygulamalardan hizmetler klasörüne gidin ve dosya, yeni güvenli not oluşturmaya tıklayın. Artık oluşturduğunuz notun başlığından fazlasını okumak isteyenler bir şifreye ihtiyaç duyacaktır. Dizüstünüzün emoji potansiyelini has safhaya ulaştırmak için bir dosya açıp fareyi emojinin gelmesini istediğiniz yere götürün. Burada da Ctrl artı Command artı boşluk tuşlarına aynı anda basın. Böylelikle üstünde çeşitli emojilerin olduğu küçük bir pencere arayüzü açabilirsiniz. Dosya ikonlarınıza kişisel bir dokunuş katmak isterseniz istediğinize sağ tıklayıp açılan menüden Bilgi Al'a tıklayabilirsiniz. Ardından sol üst köşedeki Dosya ikonuna tıklayın. Buradan istediğiniz ikonu seçmekte özgürsünüz. Görsel, .icn uzantısı taşıyorsa tek yapmanız gereken onu halihazırdaki dosya ikonunun üstüne sürüklemektir. .png ya da .jpg uzantılı bir görsel seçtiyseniz önce üstüne iki defa tıklayarak ön izleme olarak açın. Ardından Command artı A'ya basarak ön izlemede düzenle menüsünü seçin. Ardından kopyalaya tıklayın. Son olarak ikonunu değiştirmek istediğiniz dosyaya bir kere tıklayıp Command artı V'ye basın. Görsellerdeki yazıları elle bir yere aktarmaktansa canlı yazı özelliğini kullanarak kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Üstünde yazı bulunan bir görseli açın ve fareyi yazının üzerine getirin. Şimdi de fareyi sürükleyerek yazı bulunan alanı tümüyle seçin. Seçiminizin üstüne sağ tıklayarak menüyü açabilir ve size yazıyı kopyalatan, çeviri yaptıran ve hatta hakkında arama yaptıran seçeneklere ulaşabilirsiniz. Eğer bu bir adresse, bilgisayarınız konumu Apple haritalarından bulmayı teklif edecektir. Eğer aramayı kendiniz yapmak ya da yazıyı kaydetmek istiyorsanız kopyalayı seçin ya da normalde yaptığınız gibi Command artı C'ye basın. Bu özellik macOS Monterey'lerde ve iOS 15 olan iPhone ve iPad'lerde çalışır. Bilgisayarınızda daha eski bir işletim sistemi varsa uygulamayı yükleyerek aynı işi yaptırabilirsiniz.